Kartal Kestin yeni bölümünden herkese merhaba. Oğuz ile birlikte Beşiktaş gündemini konuşacağız. Yani her gün başka bir kaos, her gün başka bir şey. Hoş geldin Oğuz, nasılsın? Hoş bulduk abi. Yani iyiyim. Artık deliliğe vurmaya başladık. Kulüpte herkes Çünkü zaten deliliğe vurmaya abi başladı. sadece Beşiktaş'ta değil, Türk futbolunda öyle ya. Artık hakikaten hepimiz birer tane hani favori rengimiz neyse huni alıp öyle gezmeye başlayacağız. Kesinlikle öyle. Elçi'yi konuşacağız. Antalyaspor maçını konuşacağız. Daha çok Tayfur Bingöl Vahiri gerginliği, Burak Yılmaz'ın dünkü açıklamaları çok konuşuldu. Bodø Glimt maçı bekliyor. Ahmet Nur Çebi adaylık sessizliği sürerken bugün bir görüşme oldu Burak Yılmaz'la. Beşiktaş gündemi yoğun. Hepsini konuşacağız. Oğuz, istersen Antalyaspor maçıyla başlayalım. Antalyaspor maçında Beşiktaş sol bekte Vahdi Arzaynettinova forma verdi. Tayfur orta sahada Chamberlain'i kanatta, ki zaman zaman Tayfur Chamberlain yer değiştirmiş gibi bir dizilim vardı sahada. Onun dışında Rashica'yı sahada gördük. Cenk Tosun ilerideydi. Hazan Ahmetoviç kırmızı kart cezası ile yoktu. Beşiktaş'ın orta sahasında da Salih formayı almıştı. Onu Rose yedekteydi. Stoper hattı da Vali Necip gördük. Ersin kaledeydi. Yine işte Mert'in sonra olmadığı halde formayı Ersin'e vermişti hoca. Maç da aslında tatsız. Zaten Beşiktaş'ın sahada bir oyunu yok aslında. Ben Beşiktaş'ın saha içinde çok maçla ilgili bence konuşacağımız nokta yok. Ben de çok uzun tutacağını düşünmüyorum. Sahada bir şey yok çünkü Beşiktaş adına. Kötü oyun. Antalyaspor'da kötüydü. Kötü bir ilk kere geçti. Yani evet, bir iki pozisyon vardı Beşiktaş adına. Bunlardan birinde de maçın kalitesinin üstünde bir pozisyonda gol geldi. Cenk Tosun sahaya asistli topu ağlara buluşturdu. İlk yıl soyunma odasında bir sıfır önde gitti Beşiktaş, ama ikinci yarı soğuk bir duş. Antalyaspor ilk yarıda sahada farkını konuşturdu. Daha doğrusu Beşiktaş farkını konuşturdu. Burak Yılmaz'ın hamlesiyle birlikte, Vahid Rozier hamlesiyle birlikte 10 dakikada yenen 3 gol, Antalyaspor 3-1 öne geçişi. Burak Yılmaz'ın reaksiyonu ancak 3. golden sonra verebilmesi değişiklik geldi. Bir şeyleri değiştirir gibi olsa da en sonunda da ilginçtirdi. İlginçtir ki Burak Yılmaz'ın süre vermediği Rebic ve Blok'a gol yaptı ikilisi ve farkı 1'e indirirse de gol gelmedi ve maç bu skora tamamlandı. Karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Abi yani en son konuştuğumuzda da Antalya Spor'da deplasmanı bayağı yani geriyordu. Ki normal yani Antalya Spor yani inişli çıkışlı ama sert de bir Abi takım. Beşiktaş şu zaman herkes kimle karşılaşsa girilir yani. Yani abi şey yani Beşiktaş'ın o helva gibi olma işi sıkıntı yani hafta içi. Mesela Bodø Glimt maçı dedin. Yani Bodø Glimt maçında gelirim. Ya yine gerilirim çünkü yani ilk maçta da öyleydi ya. Yetenekleri bir yana kompakt bir takım ve kompakt olan her takım Beşiktaş'ı zorluyor. Mesela Gaziantep o işi yapamadı. O kompaktlığı sağlayamadı. Tek yönlü oynamaya çalıştı. Beşiktaş orada bu sezon huyu olmamasına rağmen ceza kesmişti. Ama Antalyaspor öyle değil. Yani Antalya'da mesela Jeheskel çok acayip bir adam. Ben hiç beğenmiyorum ama maçı çözdü Antalyaspor'u. Bence bu maç ama Antalyaspor üzerinden konuşmaktansa Beşiktaş üzerinden konuşmak gerek diye düşünüyorum. Sen de öyle düşünüyorsun. Yani. Çünkü yani açıkçası Beşiktaş'tan beklenti seviyesi o kadar düştü ki ben ilk yarıda mesela gayet makul bir maç izledim Beşiktaş açısından. Çünkü seviye çok aşağılarda. Doğru. Ama devre arasında Bailey Tayfur olayı. Maalesef ki kariyerinin bir noktasında önemli bir potansiyel olarak gözükse de Beşiktaş'ın 2 haftadır kalede kalecisiz olması. Yani Beşiktaş'ın kalecisi yok. Yapacak bir şey yok. O da bir ters konusu. Yani Mert niye bugün sahne oynamadı? Anlamadım. Mert'in cezası 2 maç değil mi? Kadro diye biliyorum Mert. Yani daha doğrusu
Ben de iki maç diye biliyordum ama yayıncı kuruluşta Matt niye oynamıyor yangını yaptılar. Ya Allah. yayıncı kuruluştakiler bunu unuttu ya da bizim bilmediğimiz bir şey var. Ben de aynı tepki verdim babamla konuşurken maçı izlerken. Mert'in iki maç cezası diye. Direkt kırmızı kart gördü abi. Evet, yayıncı kuruluşta böyle bir yangın yapıldı. Belki biz hatalıyızdır da. Yani şey de Burak Yılmaz da tamam yani çok eksik kariyerin çok başında birçok şey hatalı yapıyor da abi yani Ersin de Mert'e de nasıl Karıştırmaz yani artık falan ya o dedi. işi yapılacak bir seviye farkı yok yani. O seviye farkı korkmuş bir şekilde Mert'ten yani. Ersin'in bu maçta da gördük abi yani bitmiş kalecilik işleri bitmiş Ersin. Şimdi birçok şey sallıyoruz evet. Ama oyunculara da sallamamız lazım. Ersin ne yaşarsa yaşasın. Sadece Beşiktaş oyuncusu olduğu için değil. Beşiktaş sonrası kariyeri için de önemli. Ya zaten tamam bak. Kabul. Kulüp sözleşme konusunda zaten çok hata yaptık, kabul. Kabul seni direkt kesti. Mutlaka destek çıkmadı. Kabul. En yakın arkadaşına neler yaptı? Kabul. Abi Bunun sana bir şey hepsi söyleyeyim kabul. mi? Ama sen bu formayı almak istiyorsan veya kendine yeniden bir kariyer oluşturmak, yurt dışına gitmek veya her şeyden öte Beşiktaş'a sözleşme bittikten sonra hala iyi bir kontrat bulmak istiyorsa kendine gelmen lazım. Yani bu Bak kadar sana bir şey söyleyeyim mi kökemezsin. abi bak. Özellikle Türk futbolcuların mental olarak örnek alması gereken bir oyuncu var. Kerem Aktürkoğlu. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Abi Kerem sahada kendi takım arkadaşından dayak yedi. Her maç sonu sosyal medyada dayak yiyor. Sürekli baskı, sürekli baskı ama ayakta kalıyor. Yani kalmak zorundasınız. Siz hele üç büyüklerdeyseniz mental olarak düşemezsiniz. Ersin'in mental olarak düşmesini bırak. Ersin kaleciliği unutmuş. Abi bu çocukla Beşiktaş şampiyon oldu. Yani Daha zor bir başarı. kaleciliği unutmuş Ersin. O sıkıntı orası. Bırakamazsınız bu kadar. Ya şeyde Kerem'i de geçtim ya. Geçen sene yine Galatasaray'dan vereyim örneği. Okan Kocuk mesela bir önceki sene Giresun Lig'de tuttu geldi. Oynayamayacağını anladığı için gitti. Ama top oynamak istiyor. Sen de beş, ya belli ki o bağ zaten kopalı. Belli ikisi de bırak. O bağ kopalı çok oldu da. Yani Ersin'in sözleşmesi bittiğinde Ersin yine bir yerlerden kontrat bulacak. Oradaki kariyeri için açısından da önemli. Yani Mert döndükten sonra olası bir sakatlık dışında Ersin bir daha kaleyi göremeyecek Beşiktaş'ta. Zaten ki görmemesi lazım. Korkunç abi. Dünkü performansa ne söyleyebilirsin? Saha içini bak şey yapamıyoruz yani mesela. Ya belki kavgadan mı etkilendiler diye düşünüyorum. Abi işte şey orada şu sıkıntı var abi bak mesela otelde garson olarak girdin seni 2 hafta sonra yiyecek içecek müdürü yaptılar. Yapabilir misin? Tamam. Yapamazsın. Bak oradaki bütün kararlar, organizasyon, işleyiş düzeni falan patates olur. Burak Yılmaz'ın yaşadığı da bu. Burak Yılmaz belki önemli bir teknik direktör olacak. Kavgaya girelim mi? Maçla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı? Abi Yoksa kavgaya geçelim. maçla ilgili ne ekleyeyim ki yani? O zaman daha önce de artık geçelim şu kavga. Kavga değil ya. Bak o daha da kötü, anlıyor musun? Bir şey oldu değilse ben anlayacağım. Ya bir futbol hocası yakasından tutuyor. Diyor ki sen kendine gel. Uyuyorsun. Doğru düzgün top oyna diyor takım arkadaşına. Abi bir şey Biraz da söyleyeyim mi? geriliyorlar orada. Belki de arada bir iki de küfürleşiyorlardır. Yani. Abi yani Ve burada da hakkı Bayri bu arada. Beşiktaş içerisinde küfürden en az rahatsız olması gereken kişi Burak Yılmaz'dır. Burak mesela futbolcuyken, Burak Hoca futbolcuyken ligde Bahadır beraber yaptı abi. şampiyon olacağı hocaya ana avrat sövdü oyundan çıkarken. Dün yaptı abi. Dün açıklamada söyledi zaten Abi ya. ona geliriz zaten ya. Dünkü açıklamanın en güzel yanıydı. Yani gidiyorsun burada, yani ben anlayamıyorum. Abi şöyle Ben bir şey var olsam, ama. ben bir şey demiyorum sana, sevinirim. Benim futbolcularımdan biri
arkadaşlarını kendine getirmeye Ve çalışıyor. abi Beşiktaş'ta Top mesela oynamaya çalışıyor. Hırslanıyor. Ya abi senin takım uyuyor. Tayfur Dingo berbat bir maç çıkardık. abi Beşiktaş'ta lider futbolcu yok. Yani Kaptanlar dahi bu uyuyor. liderliği Yani yok. Bak, Necip'i çok severim ama uyuyor musun? Cenk Tosun uyuyor musun? Neredesiniz abi? abi Yerli diye adamcılık yapıyorlar burada. Yani ben inanamıyorum bu adamcılığa ya. ya şuradan girmek lazım. Tayfur korkunç bir yarı oynadı. Hakikaten insanın tahammül sınırını zorlayan bir yarı oynadı ve bakın şunu söylemek çok doğru bir şeydir, yorumdur. Erik Bailly'nin sakatlık geçmişi, hatta bugün bile fiziksel durumu ortada. Bu transferle ilgili söylediğimiz şeylere de hala %100 arkasındayım. Ama Erik Bailly sahada kalabildiği her dakika Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu. Kesinlikle. Aboubakar dahil. Aboubakar dahil. Ya, o yüzden bu kadar korkunç bir performanstan sonra Bailly ya biz neredeyiz, bu müptezel nerede diyebilir. Çok absürt bir şey olmadığı sürece ki ama bak burada süreci yönetme işi her zaman takımın patronundadır abi. Ya desem tamam, hadi çok kötü kavga ettiler. Abi Diyelim çok ki kötü çok kötü kavga. kavga Çok kötü ettiler. kavga Baştan diyorsun. sonra ayarlasın bunu ya. Abi bak diyorum ya süreç yönetme işi. Evet. Maçta değildi, antrenmandaydı ama Mel Oriera'yı dümdüz etti suratını. Ya, odaya kilitledi. Kral. Odaya kilitledi, bayıltana kadar dövdü. Bak çok yanlış bir şey ama oradaki mesela süreç yönetimine bak. Kerem Markao olayındaki süreç yönetimine bak. Ufak bir tartışma da. Abi Burak Hoca'ya da anlıyorum çünkü hiç hazır olmadığı bir şey üstüne kaldı. Ama bana göre oyuncularla arasında çok ciddi sorunlar var. Belli yani. Sadece bunun için olmuş olamaz. Ya abi Burak niye getirildi A takıma? Beşiktaş'ın A takımı yani bu. Ben şunu hatırlıyorum. Ümraniye'ye huzur getirsin. Yerli oyuncular arasında bir bağ kursun. Hep de Birlikteliği getirirdi ya. arttırsın. Hep de Burak Yılmaz huzur getirirdi gittiği her yere. Ha, bu, yani bu ne demek? Ümraniye'ye huzur getirsin. Takım içinde abilik yapsın. Yerlilerle köprü olsun. Asla yapamadığı Takımda adamcılık şeyleri olsun. istiyorsun mesela Burak Yılmaz'dan. Takımda Sonra abicilik olsun. Yani bu amacı bu. Yani bunu istiyorsan Burak'tan, bunu yapıyorsan yaptığı bu zaten Burak. Tam olarak bu işte abicilik. Kendi ya o benim ülkemde bunu ya abi yapamazsın. sen gittin Fransa'da ana ora sövdün millete. Ha, Saldın genel bayrağı. adam da sanki Uganda'dan geliyor ha. İngiltere'den geliyor genel adam da ha. Yani işte bir adam da ne kadar transferi eleştirsek de top oynamak isteyen bir adam, bir şeyler mücadele etmek isteyen bir adam. Ya sen onu 45 nasıl oyundan alıyorsun ya? Hadi oyundan aldın. Bak hadi ya onu yaptın hadi. Ya büyük rezalet de hadi onu bir kere yaptın. Ya maçtan sonra böyle bir maçın ardından nasıl olur da kameraların önüne atıyorsun adamı ya? Abi bir de bak şu sıkıntının bir tarafı da şu. Ben hep şeyi söylüyorum bak teknik direktörün ve yöneticilerin taraftar şeyinden psikolojisinden çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü taraftar psikolojisiyle karar verdiğinizde işin daha çok yoğun duygusal kısmı ile yapıyorsunuz ve bu profesyonel ve ekonominin çok önde olduğu bir şey. Sizin en ufak hatanız bağlı olduğunuz kulübe çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. O yüzden ben daha rasyonel, daha işletmeci kafasıyla yapılabilecek en doğru hamlelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da taraftar gözüyle yapamazsınız. Dün Burak Yılmaz ciddi bir öfkeli bir taraftar gibiydi. Bir teknik direktör o tonda oraya çıkmaması lazım. Bu çok yanlış bir şey. Bu üslup bir kere çok yanlıştı. Yani anlattıklarına girebiliriz ama Ya ondan önce şunu da söylemek istiyorum çok kısa. Ondan sonra detaylı konuşalım. Sen oraya böyle bir kadro götürüyorsun değil mi Antalya'ya? Senin kadronda yedek stoperin olmadan maça gidiyorsun. Bak. Yani bu ayrı bir fiyaskodur. Senin altyapından bir tane adam yok mu yedek stoper ya oynayabilecek? Yoksa kapatır şu futbol akademisini. Hani övündüğümüz Beşiktaş altyapısı nerede? Nerede abi bu altyapı? Yani akıl alır gibi
geçen hafta Aytu övdük. Yani bu çocuk kadro yok. Bu maçta stoperin yok. Stoperin. Tek stoperin yok. Yani hala Bahtiyar'ı çekiyorsun stopere. Ya. Yani Bahtiyar her yerde oynayabiliyor olması, her yerde iyi oldu oynadığını göstermez. Yani nerede iyi oldu Abi bu adam? bak Gerçekten. bu sezon teknik ekip Şenol Güneş de dahil sahada satranç işini çok abarttı. Yani taktik olarak bir satranç değil de hakikaten piyon gibi yerlerini değiştire değiştire takım kuruyorlar. Böyle iş olur mu abi? Bahtiyar ne alaka? Bahtiyar'ın zaten herhangi savunmanın bir yerinde oynaması abukluk. Hayır bir de onu yaptığın an Bahtiyar'ı stopere çektin. Onu sola çektin Rozi'ye. Yani savunmayı tamamen değiştirdin. Abi bir Ya tane yedek orijinal hali stoperin bile olsun zaten ya. geberik savunma. Bir de Ya her yedek şeye stoperin olsun takımda. Bir tane yedek stoperin olmaz mı ya? abi Aytu diye. yaralarına sığınıp gitmek diye buna derim. Ya inanılmaz bir şuursuzluk. İnanılmaz bir kontrolsüzlük. Takımda bir tane alt defa oyuncusu yok yedekte. Genç oyuncular var ama defa stoperin yok genç. Niye? Abi ayrıca bir şey de söylemek istiyorum. Yani bak iki tane tecrübeli antrenör getirdiler Tudor'un ekibinden. Ki Harry Lucas Tudor'la bayağı da mesafe kilometre yapmış bir hoca. Ya hiç kimse Beşiktaş teknik ekibinden şey demedi mi? Ya hocam bu kadar tartışmaya oyuncu mu çıkartılır? Bak Bayley bizim en iyi oyuncumuz. Savunmayı ayakta tutuyor. 50 tane gerizekalı var. Bayley mi çıkar diyemedi mi yani bir kişi de? Abi sen Burak'ı tanımıyor musun? Bir dese bile Burak kimin inler? Onlara da küfreder. Onlara da bağırır. Mamına da mamını da der. Yani Burak'ı tanıyoruz abi. Burak Yılmaz'dan bahsediyoruz. Yani sanki orada oturup ya sakin sakin abi haklısın ya falan mı Abi diyecek? şey açıklamanın şey tarafında yalnız çok büyük gümledim. Yemin ediyorum koltuktan düşmeli kahkaha attım. Şey dedi ya ben burada futbolcuların her birine formayı elim titreyerek veriyorum diye. Yemin ediyorum elim Değil titreyerek mi? veriyorum Kadro abi. yok ki yani. Bak yani düşünsene bak şey Rebiç'e formayı veriyorsun. Allah çarpsın böyle zangırdar edin. Ya ona da katılıyorum. Bu arada bugün Ama bu kadroyla bu ekip mi daha antrenmanda da iyi? barışmış Bahri ile Tayfur. Ya abi Konu da kapanmış. Zaten konu kapanacak bir konuydu. Bu kadar basit bir konuyu bu kadar yangın yapmak tamamen bir amatörlük açık abi sana bir şey oralarda. söyleyeyim mi? Bak Buyur abi. ben futbolcuyu pasaportuyla değil kalitesiyle seviyesiyle değerlendiren bir insan. Hep böyle oldum. Ben yabancı sınırı da mesela benim için garabettir yani. Kesinlikle katılıyorum. Ha, yani yabancı sınırı olmasa 11 yabancı çıkabilsen Kerem'i kesebilecek mi? Kesemezsin mesela. Ya da Beşiktaş'ta Salih'i bu kadar istediği kadar yabancı gelsin kesemez. Doğru. Ya da Mert'i mesela. Şey abi Tayfur'la Bayli mesela bak bu tartışmadaki iki oyuncu değil mi? Bana göre çok da yani kolay yönetilebilen bir tartışma. Bayli'nin sıkıntısı ne abi? Bayli sakatlıklarla birlikte atletizm olarak fiziksel olarak bitmiş bir oyuncu ve sahada kalabildiğinde iyi bir oyuncu ama sahada kalamıyor. Tayfur'un özelliğine saçı. Saçı dışında Beşiktaş'ta mesela Tayfur'dan ne gördün? Yani yok. Yani bu arada çok da kötü bir saçı var. Yani Ya o bize karşı işimiz değil abi diyelim de en azından. futbol konuşamıyoruz. Biraz da Tayfur'un saçından konuşalım. Bok gibi saç. Onu buraya demeseydim. Keşke. Korkunç bir saç. Kusura bakmasın. Yani kötü Fox TV yan rol oyuncusu gibi saçım olur abi. Bu nasıl bir saç? Bir de para verip bakımını yaptırıyorlar bu saçı. Hakikaten tam şey gibi. Onana transferi gibi. Eksi yazıyor. Bugün Abi baş Tayfur'un Beşiktaş kariyerinde akılda kalan tek şeyi Galatasaray deplasmanında top toplayıcı çocuğa yaptığı terbiyesizlik. Başka hiçbir adam Beşiktaş kariyeri yok biliyor musun? Ve bu adama çuvala gol ve para verdi. asist katkısı var geçen sonunda. Ona o kadar da şey değilim. Ama bu Hiç paraya yokum hak Tayfur'da. ediyor mu katkısında katılıyorum. Şunu soracağım. Açıklamalarda Bahri Tayfur olayından başka aslında yani popüler şovanist açıklamalardan sonra işte Beşiktaş'ın almasına da çok sanki çok değer veriyormuş gibi Sayın Burak gibi açıklamalarda bulundu. Rıza Hoca'ya salladı Rıza Çalın bayağı. Yani bilmiyorum ne düşünüyorsun ama yani Rıza Abi. Çalın sonuçta gerçek bir Beşiktaş efsanesi tamam mı? Senin gibi Abi yani yani Beşiktaş Burak efsanesi. Yılmaz gibi
arkadan girip çıkma veri değil kulübe yani. Ya öyle. Bak, öyle ama yani Ben Rıza Hoca'yı eleştirdim burada. Sen de biliyorsun bu açıklamadan dolayı. Yani ben de doğru bir açıklama değil. Kendi değerini azaltıyorsun. Kulüp üzerindeki geldiğinde takımın başına olabilecek saygınlığını bizim evlat verdiğimizi yapar moduna girebiliyorsun. Bunları eleştirdim. Ama Burak Yılmaz'ın da şeyi değil orada Rıza Çalın bayağı uzatmaksa 3 ay önce yani formanı çıkardın. Yani olduğun yerin sen orada kalabiliyorsan Rıza Hoca da hayli hayli buraya gelmek isteyebilir. Hayli hayli burayı bu girdaptan çıkarmak isteyebilir ki senden de çok iyi çıkarır. Yani sen de Ya orayı abi uzatmak haddi değil yani. bence Rıza Çalın Bey'in zaten hedefi şu an Burak Yılmaz'ı yiyip oradan koltuğu almak değil. Yani Rıza Çalın Bey'in bu hani hakikaten mobese görse konuşuyor hoca. Yani muhtemelen eşi dostu da böyle kahveye yemeğe gelenleri de darlıyordur. 40 tane kupa alacağım diyor lan. Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktör kaç kupa almış sen alacaksın da. Zaten Rıza Çalınbay'ın bu bak ben de buradayım ha bak gitmeyin ona buna demesinin sebebi seçimden sonra gelecek yönetime sinyal çakıyor. Çünkü yani yavaş yavaş ortaya çıkan da Çebi yeniden başkan seçilmediği sürece geleceklerin hepsinin yerli teknik direktör. Beşiktaş'ın efsane teknik hocalarından işte Sergen Hoca'ya falan ki Sergen Hoca çıkıyor herkes değilse. Gidileceği yönde ben Rıza Çalınbay'ın bu sinyalini de demeyeyim. Projektörü böyle çakur çukur çakmasının sebebinin de şey olduğunu düşünüyorum. Seçim sonrası dönem için. Yani az çok belli abi. Burak Yılmaz da devam etmez. Gitmez bu iş yani. Burak'ın açıklamalarına ne diyorsun Burak Yılmaz'ın? Bu Ya maçta dediğim gibi abi Rıza Hoca için. açıklamanın içeriğine giremiyorsun. Çünkü dünyanın en doğru şeyini de söylesen o üslupla, o tavırla söylediğin şeyin niteliği kaçıyor yani. Düşün dünyanın en Kesinlikle. iyi gazozunu al bir gün kapağını açık bırak şerbet gibi olur. Hiçbir şeye yaramaz yani. Açıklama da öyle. Yani jest, mimik, konuşma tarzı, konuşma üslubu, Çok sesi. ciddi bir öfke kontrolü sorunu var Burak Yılmaz'ın. Yıllardır Bak. vardı. Bak Hem trafikteki olayı hatırlıyorsun. Ekşiyle darp ettiği iddia edildi. O olay nasıl sonuçlandı abi bilmiyorum. bak. Bak onu da Hep geçtim. vardı bu olay sorunu. Yani öfke kontrolü olamayan adam bu teknik direktör nasıl yapıyorsunuz? Zaten aynı şeyi geçtim de. Abi kim söylemiş? Sergen Hoca söylemişti onu. Hangi programdaydı hatırlamıyorum. Futbolcuk dünyanın en kolay işiymiş teknik direktörken anlamıştım. Ben Evet. bir tek kendimden sorumluydum. Şimdi her şeyden sorumluyum diyordu bak. Teknik direktör olduğunuzda bir camiayı da temsil ediyorsunuz. Aynı tayfadan çok daha korkunç sicili olan Burak Yılmaz'ın hakikaten 3 kat fazla sicili vardır ve yüz kızartıcı suçlardır bu futbol dünyası için. Yani babasından yaşlı gazeteciyi mi uçakta dövmek, hastanede silahla ateş etmek, her şey var. Arda Turan'ın şu an teknik direktörken tamam daha rahat bir yerde, Abi çok daha rahat bir yerde de gitti daha ya. soft bir yerde ama hocalığa yaklaşımına bak mesela, oyuna yaklaşımına Bir de bak. elindeki kadroya bak. Allah aşkına. Ağlarla antrenman, akalarıyla antrenman yapıyor artık bu Ama adam abi ya. işte bak. Arda Turan şeyin hayalini veriyor. Yani bu adam teknik direktöre dönüşür. Kriz yönetir. Daha sakin olur. Evet yani mesela Arda'nın da Burak'ın da hocası Fatih Terim abi. Fatih Terim mesela yani bir klip yapsan 20 dakika agresif Fatih Terim çıkartırsın ama iş o değil. Agresyonu yerinde kullanmak. Diyorum abi bak teknik direktörlüğün %80'i oyuncu psikolojisi yönetmek. Oyuncuları bir şey kanalize etmek. Sen devre arasında en ufak bir tartışmada ya ikisini bir kenara çekip öpüşüp koklaştırıp ikinci yarı sahaya çıkartamıyorsa o iş orada bitmiştir. Sen Tayfur'a ikinci yarıya Ki nasıl Tayfur'a çıkardın? zaten belli bir süre sonra oyundan sabrettim. Bir yerden sonra sabredemedin de sen de çıkardın zaten. Abi Geç bile kaldın. Tayfur'un ikinci 45'e çıkması zaten başlı başına bir istifa konusudur. Katılıyorum. Bak normal bir kötü oyuncu performansı değil de Tayfur'un ki. Ha, sanki ailesinden biriyle tehdit etmişler de Beşiktaş forması giydirmişler gibi. Hakem camiasına sözlerine ne diyorsun? Yani orada artık iyice uçtu Burak Yılmaz orada.
Yani evet, Hakan Cavidan şarkılanıyor. Herkes iddialar ortaya atıyor. Araştırması da gereken iddialar da abi, yani nasıl bir, yani bu Şimdi saatten abi sonra kitabın alacağım, ortasında bak şey mi? Beşiktaş'ın başında zaten bir hoca yok, tamam da bu saatten sonra sen bir de alacağın cezayı düşün. Ama Beşiktaş'ın, bilmiyorum. Gerçi Abi Murat kitabın Yılmaz'ın ortasında, bak. olmaması daha iyi, takımın başına Bence ceza daha iyi olması, de. o da ayrı bir soru. Kitabın ortasından konuşayım. Beşiktaş'ın bu halde olmasının çok sebebi var. Bu sebeplerin aşağılarında Beşiktaş'a yapılan hakem operasyonları da, kötü hakem performansları da. Beşiktaş'ın ondan önce çok çok daha büyük sorunları var. Beşiktaş'ın en büyük sorunu burada herhangi bir haksızlıkta hakkını arayamaması. Çünkü bir abiyi çıkartıyorlar mesela. Abinin alakası yok işlerle. Konuşuyor ama ne konuştuğunu kendi de bilmiyor. Beşiktaş'ın mesela benim gördüğüm en korkunç iletişim ekibi, sosyal medyasından tut açıklamalarına kadar, siteye attıkları şeylere kadar, açıklamalara kadar en korkunç iletişim ekibi. İletişim işini beceremiyorsun, bir gücün yok. Ya, Ahmet Nurçe bir kim dinler abi? Kim takar Ahmet Nurçe? Kimse takmıyor. Hakem tarafına gelirsek de ben çok memnunum. Daha beter olsunlar. Çünkü hep söylüyorum, hakikaten hamam böceği gibiler. Atom bombası düşse dünyaya hakemler hayatta kalır. İtalya'da futbol mesela yıkıldı. Calciopoli oldu. Hakemlere hiçbir şey olmadı. Orada şu oldu. Hakemlere bir şey olmadı. Bahis skandalı patlıyor. Hakemlere hiçbir şey olmuyor. Beter olsunlar abi. Ya biz bunu mu reva görüyoruz ya? Dünyanın parasını verip futbol takip etmeye çalışıyoruz bu ülkede. Rezil köpekler. Kesinlikle katılıyorum sana. Bir de şey Sağlık açıklaması. raporunu abi FIFA'ya nasıl sahte rapor gönderiyorsun? Her şeyi anladım bak. Yemin ederim her şeyi anladım. Hizipçiliği anladım. Ne derler? Haksızlık yap, usulsüzlük yap. Her şeyi anladım. VAR odasından kayıt gönder, istediğin kayıt or. Hep bak, hepsinde varım. Hepsi teker teker bir hakemin kariyerini bitirmek için sebeptir bu arada. Hepsini anladım ama FIFA'ya sağlık raporunu yetiştirememe işini anlayamadım ya. Ya gidin limon satın abi pazarda o zaman. Bak bu da onurlu bir iştir. Çok güzel bir iştir. Benim çocukluğum pazarda geçti. Çok da keyifli iştir bu arada. Yani hakemlikle uğraşıp milletin ağız kokusunu çekeceğine pazarcılık 10 numara meslektir. Eğlencelidir de. Erman Hoca niye kabzama Allah'a gidiyor kafası? Çünkü çok keyifli iş mesela. Ya git abi başka bir iş yap ya. Ama bak söylüyorum yani bu ülkede namuslu bir savcı çıkıp bu haramileri tamamını ortaya çıkarmadığı sürece herkes her zaman hakem konuşur. Ali Koç da konuşur, Erden Timur da konuşur, Ahmet Nur Çebi konuşamaz. Konuşamaz çünkü yüzü yok. Ne gücü var ne konuşmak için bir yüzü var. Ama değişirse umarım Beşiktaş yönetim başkanı o da konuşur. Herkes konuşacak çünkü bunlar kepaze insanlar. Şu an ligin hala oynanıyor olması başka bir ülkede yani dünyada 3-5 tane Afrika ülkesinde belki olur. Son açıklamaları da kapatmadan şunu da söyleyeceğim. Birkaç isteğim olacak hocada, başkandan dedi. Anladığım kadarıyla bir ses çıkmadı. Kadro dışarı henüz gelmedi. Şey istediği söyleniyor Burak Yılmaz'ın. Ben devam ed O takımda bir otorite boşluğu var. Ben devam edeceksem bunu resmi olarak açıklayı seçime kadar. Yani kendi, bu kaç kere açıklandı? Ama Hala bunu seçime kaldı bir istiyorsa ay bir zaten hoca, be kardeşim ya. bunu O takımda hala boşluğunu da bu ben mi kaç kere yaptım? de açıklandı? Bu hala isteniyorsa demek ki sen takımda otoriteyi kuramamışsın. Sen kuramadıysan da geçmiş olsun. Görüşmedi bu yönde geçtiği Ahmet Nurçebi'yle diyor. Muhtemelen Ahmet Nurçebi'yle şey diyordur. Ya birader, tam böyle şu 3 puan alıp başkanlığa adaylık koyacağız. Adı Antalya maçında. İş başımıza bela açtın. İki sakin dur da şu işi, yani bir huzurluya gelelim demiştir herhalde görüşmelerinde. Bilmiyorum nasıl bir görüşme oldu da. Sen bu benim birkaç ricam var kısımlarına ne diyorsun? Vallahi abi ben hala söylüyorum Burak Yılmaz için de Beşiktaş için de en hayırlısı bugün bırakması hocam.
Çünkü yani hakikaten bir yere gidip bir teknik direktörün altında yardımcılık yapması gerekiyor. Mesela bundan sonra da birinci adam olmaması lazım direkt Burak Yılmaz'ın. Çünkü korkunç defoları var. Yani ciddi bir pişmeye ihtiyacı var. Mesela Montella milli takıma çağırdığında gitmemesi çok büyük hataymış. Evet yani bu fırsatın peşinden gitmeyi anlıyorum. Belki ben de olsam ben de giderdim. Ama abi deniz tükendi. Ama Beşiktaş'la ilgili abi ne konuşursak konuşalım. Önümüzdeki bir ay daha suya yazacağız. Yani aday olur da Ahmet Nur Çebi seçilirse bu saatten sonra beyaz futbola çeviririz podcast'ı. Kesinlikle öyle. Ben de bir yandan bakıyorum hani yeni bir şey geldi mi diye de yeni bir haber henüz Ama sana bir şey görmedim. söyleyeyim mi? Burak Yılmaz'ın gerçekten Beşiktaş taraftarı olduğunu en net anladığım şey oldu basın toplantısı. Ne? Taraftarının dilinden iyi anlıyor abi. Beşiktaş taraftarı da öyle sövüyor takımı. Aman aman amana diye giriyor. Peki Burak Yılmaz'dan sonra istersen bir seçim yarışına girelim. Beşiktaş yönetimi Hayalet Kesbur olmayı bırakıp okulların açılışıyla birlikte biliyorsun deprem bölgesindeki boy gösterdiler. Beşiktaş yönetiminden herkesin birbirinden ayrı durmaya çalıştı. Hatta Ali Ece'nin iddiası var. Bu arada Ali Ece de bugün çok güzel çıldırmış. Saygı duydum üstada. Ali Hoca şeydi ya, son zamanlarda ve çok karikatür önceki çıldırmaları tuttuğu için çok yapaydı. Bu sefer hakikaten içten çıldırmış. Valla çok iyi anlatıyor işte bize. Biz Ali Ece gibi ödeyecek paramız olmadığı için o işlere giremiyoruz. Şunu söyleyecektim. Bir şey demişti. Yönetimde herkes başkan adayı olmak istiyor. Kimse kimseyle oturmuyor. Yani öyle de yönetimde. Hala başkanı soruyorlar. Başkan diyor ki ben daha karar vermedim. Çok ısrar edenler var. Onu da anlamıyorum. Kim ısrar ediyor? Hala kimin menfaati var Beşiktaş'tan da Ahmet Hayatımda bak, Nurçebi'ye aday ol hayatımda diye ısrar ediyor. bir grubun bu kadar fişlenmesini istememiştim. Kim ya bu başkana bizim Hakikaten bakmıyor? yani o, ya adamı nasıl zehirleyebiliyorlar? Hala bu işe girebilmeye ikna edebiliyorlar. Bak bu da çok ilginç bir ya ciddi ciddi bunu düşündürebilmeleri bu tüm bu olaylardan sonra hala buna başkanı ikna edebiliyor olmaları çok büyük yani. Yemin ediyorum bu kitle çıksın politikaya yön versin dünya siyaseti yer değişir. Abi Başkanı şey, buna ikna eder. naylon fatura işi gibi ya, olmayan bir şey. Mesela öyle bir kitle yok yani, başkanın mesela telefonunda günde 1.000 tane bizi bırakma mesajı gelmiyor. Tabii ama yağcı çevresi vardır. Ya başkanım Ya boş ver 2-3 kişi şimdi size şey karşı. çekiyor. Başkanım sen boş ver bunları. Ya Hasan Arat kim gelse ne yapar, ama sen olmazsan biz ne yaparız? Çünkü Beşiktaş'tan mamalanıyoruz. Aman başkanım gitme. Yani çok garip ve hala abi seçime bir ay var ya. Bir ay Abi var. Nasıl açıklanmaz yönetimden aday olup olmayacağı? Neyini düşünüyorsun? Bu kadar kötü yönetimin üstüne hala nasıl öyle deme abi. düşünebiliyorsun? Seba'dan sonra en iyi Beşiktaş başkanıymış. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani bu kadar ya amatörce yönetilemez bir kulüp. Yani inanılmaz gibi. Şaka gibi bir ortam var şu an kulüpte. Yani gerçekten artık diyecek laf da Abi bak, alamıyoruz yani. Beşiktaş'ın başkanı öyle bir başkan ki, Beşiktaş Futbol Kulübü diyor. Beşiktaş Spor diyor. Daha kötüsünü diyor. Aa, ay Beşiktaş Futbol Kulübü demişti. Nerede Beşiktaş diyordu? Spor dedi. Aa, o değil oğlum. Bir yerde de şey, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yerine Beşiktaş Futbol Kulübü demişti. Ne de? Beşiktaş'ın kongresinde Beşiktaş Spor dedi. İnanılmaz. Belki yeni kulüp kuracaktır lan. Trabzon'a gittiyse haklı. Trabzon demişken onu açıyor. Ne yapıyorsun babam? Abi peki mesela Hasan Arat bir açıklama yaptı, yönlendiriyor, seçim çalışmalarına başladı, adaylık konuşulan isimler var. Hasan Arat'ın da sportif direktörlüğü, futbol direktörlüğüne Samet Aybaba için görüşmesi olduğu söyleniyor. Hasan Arat'ı kabul etti bu görüşmeyi yer anlamadı. Kabul etti görüşmenin olduğunu.
Mesela abi Beşiktaşlar hoca olarak Beşiktaş'ı yönetecek dedi. Ha bak kadroyu biraz devre arası boşaltabilsem ben hoca olarak Samet Aybaba'yı çok isterdim ya. Bir önceki Feda döneminde çok güzel izler bıraktı bende ama bu Abi kadroda olmaz o o. kadronun bayağı boşalması lazım hani. O kadro hakikaten hocanın ağzının içine bakan çocuklardı ve o kadrodan mesela sonraki şampiyon kadroya bir Oğuzhan çıkarttın mesela. Rotasyona bir Olcay Ot. bıraktın. Bir Necip'i Atı. geliştirdin o kadroda. Doğru. Necip ama o sezon gene oynamıştır tabii. Bayağı oynadı. Ben Doğru. bilmiyorum abi ya. Ersan yetiştirdin. Ersan'ın prime dönemidir. Feda. Abi kongre işleri çok sıkıntı işler ya. Çevi aday olmasa bile mesela Çevi'nin göstereceği birinin seçilme ihtimali de yüksek. Çünkü bunlar 5 senede çok adam soktular. Ama Bedavadan. bu saatten sonra da artık gerçekten de yani insan ya eli titrer. Bak Beşiktaş olmayan bir insan bile şu seçimde Beşiktaş arayına oy kullanamaz. Eli titrer ya. Ya o hale getirdiler. Abi Fenerbahçe, şey gibi olabilir Galatasaraylılar bak. Beşiktaş'a üzülmeye başladı. Bak bu kötü bir ya. Hani Evet. bu hale geldi artık Beşiktaş'ın geldi. Yani Abi 120 yıllık kulüp. Galatasaraylılar üzülüyor. Ali Koç Beşiktaş'ın hakkını savunmaya çalışıyor falan da acayip bir nokta. Şey Beşiktaş'taki kongre şeye dönebilir. CHP'deki kurultaydaki ikinci tur. İkinci turda mesela ilk turda Kemal Dedeciler'den bir kısmı şey yapmıştı. Belli ki bu kazanamayacak bize Özgür Hoca'ya gidelim diye ona bir yanlamışlardı. Kongre zamanına kadar da yani Çebi'ye aday olsa da olmasa da kimi destekleyeceğini göreceğiz. Şey Şeyde daha dediklerine korkuyorum. Bak seçime bir ay var. O seçime kadar kulüpte daha ne olabilir bilmiyorum. Bak her şey daha büyük olay çıkabilir abi yani. şey Hasan Bey'in Hasan Erat'ın şansı daha fazla artıyor. Çünkü Ahmet Nur Çebi şark kurnazlığı yapıp başka aday çıkmasını engelliyor. Yani Kendine aday ne evi kadar çok bitirirler bu çıkarsa arada. oylar o Evet. kadar bölünecek. Bir de seçimi geç yaparak kendilerini de daha çok bitirirler bu arada. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş'ta bu seçim olayı ne kadar zamandır var? Başkana istifa et seçime git diye. 2-3 aydır söyleniyor değil mi bu? Bir ay önce karar alındı. Bir ay öncesinde de söyleniyordu. Bir ay iki ay öncesinde. Var iki üç ay var. Ha, Konya Başkanı bu hafta sonu istifa etti. Haftaya kongreye gidiyor Konyaspor. Zaten direkt öyle yapsaydı, istifa etseydi kurtulmuştu böyle. Bu Mesela o yaptığı kendisinin imajına da daha büyük zarar bak verdi. mesela Ben seni o insan kötü başkan olabilir. Konyalıymış demiş ki yani ben buraya zarar veriyorum. Ben istifa edip gidiyorum haftaya ya başkanı daha seçelim. abi nasıl daha yani daha iyi olacağını düşündürten neydi senin? Ben Abi burada ama kalırım, bak başkan da çıkarım dedirten şey neydi? daha önce bak daha önce söyledim ben bunu. Bunlar başarısız olduğunu düşünmüyor ki mesela. Doğru. Yani mesela Batista Mendy geldiğinde Ahmet Nur Çebi kesin şey demiştir. Ya o demiştir biz demiştir Şampiyonlar Ligi'ne giden Fransa takımından 4-2'ye gittik aldık Onana'yı. Bunlar ikinci ligden daha pahalıya orta sahaladı. Vay enayiler demiştir mesela. Böyle yönetiyor. Ya ne abi açıklamalar hafta içine yaptığı açıklamalar daha çok zaten artık şey şuursuzca geliyor bana. Farkında değil bence artık durumun Abi hakikaten ilerlediğini. ülkenin iki kanser hücresi Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Nur Çebi. Yani nereye gidecek merak ediyorum. Bu çerçevede Ya böyle nereye bir gidecek takım abi bak bu ben saat? sana şunu söyleyeyim. Oynama şey bire isteği üzerine oynamadığı yönde haberler çıkmaya başladı. Bireysel isteği üzerine. Ortalık Abi karışıyor. Rose belli ki çok istekli değil oynamakta. Yani o Afrika ve Aboubakar için diyorlar 5 gün hastanede yattı. tabii. Kötüydü. Onun Evet. dışında Öyle. herkes ipin ucunda gözüküyor. Ya yok Bu abi kadro Batu Gümrük maça Aboubakar. çıkacak Perşembe stat önünde. Sercan Dikmen bugün konuşmuş. Dedi ki Beşiktaş futbolcular taraftarın önüne çıkmaktan korkar oyunculuğa var demiş. Var Abi ben abi söyledim Perşembe haftalardır. günü neler olur? Mesela dün maçtan sonra taraftar karşılamaya gidiyor Nevzat Devre. Recep çıkma. Recep'i istiyorlar görüşmeyi. Onaylanmıyor falan. Tamam kulüp onaylamamış olabilir, izin vermemiş olabilir. Abi kaptan burada inisiyatif almalı kaptanlar takımı. Yani çıkıp sen kendi taraftarından mı korkuyorsun? Çıkacaksın. Ha?
Valerenga maçında Mehmet Özlek çıktı, hatırlarsın o videoyu. Yani Şifon çıktı, adamın dediği ya ben ayağın oğluma ne diyeceğim sözünde çıkıp hesap vereceksiniz. Yani bilir çık, o mahcubiyeti hissedeceksiniz ki bir şeyler değişsin. Bir şeyler değişmiyor Beşiktaş'ta. Yani kimse... Değişmez abi. Beşiktaş'ta kolay kolay hakikaten bu kadronun %80'ini değişmeden hiçbir şey değişmez. Çünkü Maç ne olur? abi çok sakat maç. Yani iç sahada Allah'a esirgesin. Yani ilk golü Bodo Glimt'in attığı her senaryo korkunç zaten. Zaten korkunç. Yani. Ya zaten abi 0-0'da el ayak titriyor Beşiktaşlı oyuncular. Ve yani mesela Aboubakar'ın canı ister de sahaya çıkarsa ben inanmıyorum 5 gün hastanede yattığına, çok ölüp bittiğine falan. Ya baktı bu takımdan bir altı olmayacak, bir Afrika kupasını ben riske atmayayım dedi. Canı sıkıldı mesela Bodo Glimt maçında, bir Avrupa'da bir kahramanlık işine girişir büyük ihtimal. Antrenman adı çıkmış zaten. Oynar, ondan sonra maçta yine şey olur, yanları ağrır. Ben söylüyordum, burada söyledim ben Aboubakar'da sıkıntı var diye. Daha da olacak bu başlangıcı. Bilmiyorum abi. Hiç güvenmiyorum takıma yani. Bakalım neler getirecek, göreceğiz. Ağzına sağlık. Süreci beraber takip ediyor olacağız. Ekleyeceğim bir şey varsa alayım yoksa kapatalım. Abi Ahmet Nutçu'yu bırakma, bizi başkan diyenlerin hamına mamına diyorum. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sen Bölüm de başlığı sağ olacak mı hakikaten ya? Bu takımın hamına mamına diye şöyle bölüm başlığı. ol. Gerçekten çok düşünülmesi gereken bir yayın oldu diyelim. Ağzına sağlık, sağ ol, tek kalan. Efendim Beşiktaş'a Bodoglit başına başarılar diyelim. Beğendiyseniz kalaver olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bizi haklı gördüğünüz, haksız gördüğünüz noktalar varsa lütfen yorumda belirtin. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek de hoşçakalın. Hoşçakalın.